Bugün pazar günü. Bugün daha enerjiyim. Hava çok güzel. Erkenden kalktım, duşumu aldım, saçıma böyle fön çektim. Böyle çok hafif bir makyaj yaptım. Yani kendimi iyi hissedince dedim böyle biraz böyle şey yapayım. Çünkü dün ve önceki birkaç gün çok halsizdim, çok perişandım. Ben böyle kendime böyle biraz bakayım istedim. Kahvaltı yapacağım. Kahvaltı dediğimde böyle çok hafif bir şey mi planlıyorum? Biraz salatalık, belki biraz da yoğurt yerim. Çünkü midem hala çok rahatsız. Canım hiçbir şey de istemiyor. Zaten hani Muhammed de uyuyor. Belki o kalkınca birlikte başka bir şeyler yeriz. Ben şimdi kendime böyle hafif bir şey hazırlayacağım. Çünkü ilaçlarımı da içmem lazım. Böyle bir şey hazırladım. İnce ince doğradım şöyle salatalıkları. Bir kaşık süzme yoğurt. Birazcık sıvı yağ, bir de tuz koyacağım. O kadar. Balkonda böyle hazırladım. Bir şeyler yedikten sonra kahvemi burada içerim diye düşünüyorum. Çünkü bu bir saat burada oturdum oturdum. Yoksa ön balkon aşırı güneşli oluyor. Kahvaltıdan sonra kahvemi burada içeceğim. Kahvaltımı yaparken Birkin Mom's izleyeceğim. Çok seviyorum. Çok eğlenceli. Kadınlar çok tatlı, çok sempatik. Şimdi bunu izleyeceğim. Muhammed kalktı. Şimdi şöyle bir kahvaltı yapacağız. Daha doğrusu o yapacak da ben de mi yesem? Kararsız kaldım. Markete gideceğiz. İyi bir market alışverişi yapmamız lazım. Ya yani ben pazardan sebzeleri meyveleri aldım ama marketten alınacak bir sürü şey var. Evet, şimdi şunu diyeceğiz de Muhammed şunu izliyor. Evet, dün geceden beri aşırı derecede sardım. Zaten gündemde ne varsa izlenecek hepsini izliyor. Hayır, izlemiyorum. Yalan söylüyor. Yani neyse, çok derin konular bunlar. Neden mesleğimi açığa çıkartmak istiyorsun? Ne anlatıyorsun sen? Dedektif olduğumu neden söylüyorsun? Neyse, biz bir şey yiyelim, kahvaltımızı yapalım. Evet, ben üstümü değiştim. Şöyle bir alt giydim. Efil efil, incecik. Bunu annem dikti. Bunun gibi bir sürü dikti. Mete telefonla konuşuyor. Konuşması bitince çıkacağız. Şimdi bir şey göstereceğim size. Ya herhalde 2 ay oldu mu ben çiçek ekmiştim. O videoya bakacağım ne zaman koymuşum diye. Çiçekler soldu. Balkondaki çiçekler. Bir noktadan sonra ben de bakmayı da bıraktım yani. Sürekli böyle rüzgardan koruyorum ya, çok fazla yağmur yağınca içeri alıyorum vesaire. Böyle dedim hani bak ama böyle balkon çiçeği olmaz. Zaten o kadar çok böceklendiler ki. Bakar mısınız? Her yer böcek yani. Şu an kameradan seçilmiyor ama. Hepsinde böcek var. Bütün yapraklarda. Geldik, park ettik arabayı. Ama şunu göstermek istiyorum. Yani birisi şöyle arabayı park etmiş. Bunu çekeceğim. Şöyle park etmiş. Şöyle bir park etme şekli var mı ya? Şöyle. Evet, file zamanı şimdi. Baget aldık. Evet, biz geldik marketten. Şimdi hızlıca size aldıklarımızı göstereceğim. Tavuğu dolaba koydum. Çünkü kötü olur diye havada çok sıcak. 3 parça tavuk göğsü aldık. Şöyle 2 kutu laktozsuz süt aldık. 1 tane şampuan. Şampuan bitmek üzereydi. Ben hep bunu kullanıyorum yıllardır. Saç maskem de Elsif. 1 paket kırmızı mercimek. 2 tane şöyle dilimli ekmek aldık. Biri ekşi mayalı, tam buğdaylı. Tuzsuz aldık. Merak ediyorum tadını. Diğeri de zeytinli. Muhammed kendine bu cipsi aldı. Sonra başka bir markete girince o zaman ben de cips istiyorum. Şunu aldı kendine. Sonra Muhammed bir tane daha aldı. Bu benim ikisi Muhammed'im. Şöyle nesil aldık. Cipsin arkasına da çok komik olduğunu göstermek. Neyse. Ekmek. Poşet aldım.
füme, hindi füme aldık 3 paket. Bir de Muhammed'in anlatıp anlatıp bitiremediği süt çaydan aldık. Ofisinde varmış. Tadı da çok güzel diyor. Evdeki çayı hiç beğenmiyor. Ofiste çok güzel çay var. Ofiste çok güzel çay var. İşte buydu dedi. Almak istemedi ama ben aldım. Böyle içinde şu şekil tek tek poşetler var. Bu kadar. Aslında çok bir şey almadık ama deterjan aldım. Deterjanı direkt kutusuna koyacağım. Böyle. Ben şimdi bunları yerleştireceğim. Bunu size göstermem lazım. Poşeti, yani ambalajını açıp koymak istedim dolaba. Açtım. Ve şöyle bir şey çıktı. Hiç bu kadar büyük beklemiyordum. Kocaman. Şöyle bir poşet. Tam böyle balkonda oturacaktık. Onlar arada annemlere gidiyorlarmış, pide yaptırmışlar. Biz yemek yedik ama yine de gideceğiz, bir uğrarız. Bir çay kahve içeriz, görmüş oluruz. Şu an. Evet. Ne seçtik? Şöyle gösterelim. Şunu seçtik. Şu kırmızı, beyaz. Ortaya da şöyle bir nazar boncuğu koyacağız. Bu bileğinin üst kısmında sarkar. Önden gözükür. Değil mi? Heyecanlı mısın? Paylaştın mı? Evet. Paylaştım. Oldu. Bayağı mı oldu? Evet. Ben anneme hemen söyleyip geliyorum. Sana sırada ya. Tamam. Anne! Benim sulandım da evde çöküyor zaman zaman. Evde pıt pıt çöküyor. Neyin çöküyor? Sulandım benim pıt pıt çöküyor. Küçücük oldu sulandım. Evet, güzel oldu. Koy bakayım bileğini şuraya, deneyelim. Bak böyle. Ay çok tatlı oğlum. Evet, güzel oldu. Evet, biz geldik. Annemlerden sandalyeleri aldık. Şu kahvaltı yaptığımız gün çok kalabalığız diye götürmüştük. Annem salça almış. Annem çok... Kapaklar. Bugün bulamamıştım. Daha doğrusu... karanlık oldu. Alamamıştı. Evet. Alamamıştım. Migros'ta gördüm. Aa, kapak alacağım. Buldum kapak dedim. Sonra üzerine böyle şey gelmişler. Ne oluyor? Bant. Alamazsınız. Annem böcek ilacı verdi bitkim için. Ben balkona çıktım. Havada karanlık üzere. Tatlı tatlı da esiyor. Biraz burada oturacağım. Giderken oturamamıştım. İşte bu kadardı. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.